Selam gençler. Sizlere zihin haritası yöntemiyle konu anlatımları yapacağım. Zihin haritası yöntemiyle sözün özü bilgiler bir araya toplanarak görsel beyin fırtınası yapılması amaçlanır. Bu sayede konuyu öğrenen kişi öğrendiklerini daha kolay analiz eder ve sonradan hatırlaması daha kolay olur. İstediğiniz konular varsa yorumlardan yazabilirsiniz. O zaman haydi bakalım zihin haritası yöntemiyle konu anlatımları yapmaya başlayalım. Zihin Haritası Özet Konu Anlatımı serisine devam ediyorum. Bu videoda mitoz ve mayoz bölümünün karşılaştırılması ile alakalı bilgileri öğreneceksiniz. İzlediğiniz video zihin haritası ile ilgili özet bir anlatım ama kesinlikle bilmeniz gerekenleri anlattığım için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Bu video ile hücre bölünmesi ile ilgili zihin haritası konu anlatımım sona erecek. Ancak zihin haritalarının devamı gelecek. Sizler için özenle hazırladığım zihin haritası videolarımla çok hızlı bir şekilde konuda bilmeniz gerekenleri kavrayacak ve soru çözümüne başlayacaksınız daha fazla vakit kaybetmeden mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırılmasıyla alakalı zihin haritası konu anlatımını yapmaya başlayalım. Mitoz ve mayoz karşılaştırılmasına ilk olarak ortak özelliklerle başlıyorum arkadaşlar. Mitoz ve mayozun ortak özelliklerine girecek olursak DNA kendine eşler. Hangi aşamada eşliyordu arkadaşlar DNA kendini? İnterfaz aşamasında eşliyordu değil mi? Hemen buraya not edelim arkadaşlar. İnterfazda ne yapıyordu? DNA kendini eşliyordu. Yani interfaz evreleri mitoz ve mayozun ortak özellikleridir diyebiliriz. Ancak mayoz 1'de görülürken mayoz 2'de görülmediğini de unutmamanız gerekiyor. Çekirdek zarı erir ve tekrar oluşur. Değil mi arkadaşlar? Bu da yine mitoz ve mayozun ortak özelliğiydi. Hatta çekirdek zarı eriyor ve çekirdekçi kayboluyordu. Daha sonradan tekrar oluşuyordu. Profaz evresinde oluyordu. Erime durumu, tekrar oluşma durumu da telofaz evresinde oluyordu. Kardeş kromatitler ayrılıyor dedik. Hangi aşamalarda ayrılıyor arkadaşlar? Mitoz'da ve mayoz 2'de ayrılıyor. Mayoz 2'nin hangi evresinde? Anafaz 2'sinde arkadaşlar. Çünkü mayoz 1'in anafazında ne oluyor? Homolog kromozom ayrılması oluyor. Hemen oraya şunu da yazalım. Mayoz 1'de homolog kromozom ayrılıyordu. Bu nedenle ne oluyordu? Kalıtsal çeşitlilik gözleniyordu. Mayoz 2'de ne oluyor? Yine kardeş kromatitler ayrılması durumu söz konusu kimdeki gibi mitoz bölünmedeki gibi. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi oluyor. Çekirdek bölünmesine ne diyorduk arkadaşlar? Karyokinez diyorduk. Karyokinez çekirdek bölünmesi demek. Sitoplazma bölünmesi demek de ne demek? Sitokinez demek. Bunlar nerede görülüyor arkadaşlar? Mitozda ve mayozda ortak olarak gözüken olaylar. Hatta mitozda bir kez, mayozda da üç kez görülüyor arkadaşlar. Hücre sayısı artıyor. Mitoz bölünmede ne oluyor arkadaşlar? Mitoz bölünmede bir hücre varken bölünme sonucunda kaç hücre oluşuyor? İki hücre oluşuyor. Mayozda ise bir hücremiz var. Bu sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Dört hücreye kadar çoğalıyor. Ne oluyor? Yani mayoz bir mayoz sonucunda dört hücre oluşurken mitozda iki hücre oluşuyor. Yani başlangıca göre yine de artmış oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O yüzden hücre sayısı artar. İkisinde de ortak özelliktir iyi iplikleri oluşur diyor. İyi ipliklerin oluşmaya başlaması profaz evresinde başlıyor ki ne yapıyoruz? Biz metafazda ekvatoral düzlemde diziyoruz. Anafazda zıt kutupları çekiyoruz gibi iyi ipliklerini kullanıyoruz. E, profaz, metafaz, anafaz, telefaz gibi evreler görülüyor arkadaşlar. Bunlar mitozda ve mayozda ortaktır. Niye interfaz evresini almadığımı söyleyecek olursak arkadaşlar, interfaz evresi mayoz 2'de olmadığı için interfaz evresini buraya dahil etmemiş olduk arkadaşlar. Ancak e, şu şekilde söylerse mitoz ve mayoz 1'de ortaktır derse evet ortaktır ancak mayoz 2'de interfaz evresi yoktur. Oraya şuraya da yazalım. Mayoz 2'de interfaz yok. O nedenle arkadaşlar mayoz 2'de ne oluyor? Yine DNA'nın ee, yarıya düşmesi gibi bir durum söz konusu eğer interfaz olsaydı iki katına çıksaydı ne olacaktı ikinci kez yarıya inmiş olmayacaktı arkadaşlar tamam mı yani bakacak olursak tekrarlayalım hızlı bir şekilde önemli bunlar karşımıza çıkabilir arkadaşlar. DNA kendini eşliyor, çekirdek zarı eriyor ve tekrar oluşuyor. Kardeş kromatitler ayrılıyor, çekirdek ve sitoplazma bölünmesi dediğimiz karnokinez ve sitokinez gerçekleşiyor. Hücre sayısı artıyor, iyi iplikler oluşuyor ve profaz, metafaz, anafaz ve telofaz gibi evreler görülüyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 7 başlıkta da mitoz ve mayozun ortak özelliklerini görmüş olduk. Şimdi gelelim mitoz ve mayozun farklarına arkadaşlar. 7 başlıkta ne yaptık arkadaşlar? Ortak özelliklerini görmüştük. Şimdi ise farklarına gelelim. Karşılaştırma olarak devam edeceğim arkadaşlar. Farklarındayız çünkü. Eşeysiz üremenin temelini oluşturur diyor arkadaşlar. Mitoz bölünme için. Mayoz bölünmede de ne oluyor arkadaşlar? Eşeyli üremenin temelini oluşturuyor. Burası, buraya niye böyle söylüyoruz arkadaşlar? Çünkü mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülürken mayoz bölünme eşey ana hücrelerinde görülür arkadaşlar. Şimdi burada eşey ana derken oraya dikkat etmenizi istiyorum. Eşey hücreleri en kromozomludur. Eşey ana hücreleri iki en kromozomludur. O nedenle arkadaşlar ne yapıyoruz? Ana hücrelerinde görülür. Yani burada hemen şuna dikkat etmenizi istiyorum. N, 2N, 3n gibi kromozoma sahip hücrelerde mitoz bölünme görülüyordu. Ancak mayoz bölünme sadece 2n kromozoma sahip hücrelerde görülebiliyordu. O nedenle eşey ana hücresinde görüldüğünü de bu şekilde bahsetmiş olalım. Mitoz bölünme arkadaşlar zigotun oluşumu ile başlıyor, canlının ölümüne kadar devam ediyor. Yani şuna söylüyorum arkadaşlar canlı ne zaman oluşmaya başladı o zaman başlıyor ölüme kadar devam ediyor yani sizin eliniz yaralansa bile ne oluyor arkadaşlar orada mitoz bölünme görülüyor yani yaraların onarılması sırasında bile mitoz bölünme görülüyor o yüzden hayat boyu devam eden bir şeydir mitoz bölünme mayoz bölünme ise arkadaşlar ergenlikte başlıyor üreme bitiminde sona eriyor yani menopoz ya da antropozda ne oluyor arkadaşlar bitiyor mayoz bölünme. Buradan sonra ne yapılmıyor arkadaşlar? Mayoz bölünme artık görülmüyor. Gelişme, büyüme ve doku hücrelerinin onarımını sağlıyor mitoz bölünme. Yani biz gelişirken, büyürken ne yapıyoruz? Doku onarımında yani bir yerimiz yaralandığında ne yapıyoruz? Mitoz bölünme ile o hücrelerimizi yenileyebiliyoruz. Ancak mayoz bölünmede böyle bir durum söz konusu olmaz. Çünkü mayoz bölünme bir canlıda bir kez gerçekleşir. Yani mayoz bölüme geçiren bir hücre tekrar mayoz bölünme geçiremez. O nedenle üreme hücrelerinin oluşması sırasında ne oluyor arkadaşlar? Mayoz bölünme görülmüş oluyor. Yani biri üremeyi, biri büyüme gelişme ve rejenerasyonu sağlar diyebiliriz aslında. Bölünme sonucu mitoz bölünmede arkadaşlar iki hücre oluşurken mayoz bölünmede bölünme sonucunda dört hücre oluşur. Biraz önce de zaten mitoz ve mayozun ortak özelliklerinde hücre sayısı artarken de bundan bahsetmiştim. Oluşan hücreler ata bireyle birbirinin aynısı yapıdadır değil mi arkadaşlar? Yani kalıtsal özellik bakımından nedir? Aynı özelliklere sahiptir. Çünkü burada kardeş kromatit ayrılması durumu söz konusu. Ancak mayoz bölünmede oluşan bireyler ata bireyle farklı kalıtsal yapıdadır. Çünkü çünkü burada arkadaşlar ne oldu? Homolog kromozomların rastgele ayrılması durumu söz konusu oldu. Rastgele ayrıldığı için yani burada homolog kromozom vardı. Bunlar bir de ana fazla rastgele ayrıldığı için ne olmuş oldu? Kalıtsal çeşitlilik olmuş oldu. Şunu unutmuyoruz. Kalıtsal çeşitliliğe crossing over da etki gösterebilir. Ancak biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Farklı kalıtsal yapıda olması için illa crossing over olması gerekmiyor. Homolog kromozomların rastgele dağılması da Bizim kalıtsal çeşitliliği sağlayan etmenlerimizden birisi. Devam edelim. Mitoz bölünme arkadaşlar. Mitoz bölüme geçiren bir hücrenin kromozom sayısı değişmiyor. Çünkü ne oldu? Kardeş kromatit ayrıldı ve burada ne olmuş oldu arkadaşlar? Herhangi bir kromozom sayısı değişmedi. Yani n ile başladıysa n ile devam eder. 2n ile başladıysa 2n 3N ile başladıysa 3N olarak devam eder. Ancak kromozom sayısı mayoz bölünmede yarıya iner. O nedenle arkadaşlar 2N'den N'e düşer. Biz Niye 2N dışında N ve 3N kromozomlu bir hücreyi mayoz bölüme geçiremedik bunu anladınız mı? Yani N olsaydı N bölü 2 olamayacaktı. 3N olsaydı 3N bölü 2 yani 1,5N olabilecek miydi? Olamayacaktı. O nedenle kromozom sayısı yarıya indiğinden dolayı da mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indi. Ve bu nedenle sadece 2N kromozomlu hücreler mayoz bölünme geçirebildi. Çekirdek ve stoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir arkadaşlar. O da neden? Hücre zaten bir kez bölünme geçirdiğinde iki hücre oluştu. Burada bir defa profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri geçirildiği için bir kez çekirdek bölünmesi ve telofaz sonunda da bir kez sitoplazma bölünmesi olduğu için hücre ikiye ayrılmış oldu. Bu nedenle bir kez sitoplazma ve çekirdek bölünmesi gerçekleşti. Ancak çekirdek ve sitoplazma bölünmesi üç kez gerçekleşir mayozda. Neden arkadaşlar? Çünkü Mayozda mayoz 1'in sonucunda 2 hücre oluştu. Burada bir sitokinez gerçekleşti ve bir karyokinez gerçekleşti mi? Daha sonra şu hücrenin sonucunda da arkadaşlar bir kez daha gerçekleşti sitokinez ve karyokinez. Bir de şunun sonucunda bir kez karyokinez ve sitokinez gerçekleşti. O nedenle 3 kez karyokinez ve sitokinez gerçekleşmiş oldu. Yani 1 2 ve 3 kez arkadaşlar. Peki sonuçta da 4 hücre oluşmuş oldu. Burada da sonuçta 2 hücre oluşmuş oldu. Mitoz geçiren hücreler tekrar mitoz bölünme geçirebiliyorlar. Sürekli çünkü canlının hayatı boyunca devam edebildiği bir özellik olduğu için tekrar tekrar yenilenebilir arkadaşlar. Ancak mayoz geçiren hücre tekrar mayoz bölünme geçiremiyor. Çünkü zaten iki yandan N e düştüyse n'den N 2 nden ene düştüyse enden en bölü 2'ye düşemeyecek. Ekstra da arkadaşlar mayoz bölünmede tetrat, sinapsis ve crossing over gibi olaylar görülür. Ancak mitoz bölünmede böyle bir olay söz konusu değildir. Tetrat, sinapsis ve crossing over gibi olaylar da nerede gözleniyordu arkadaşlar? Eğer olacaksa profaz 1'de gerçekleşiyordu. Tetrat dediğimiz yapı neydi arkadaşlar? Hücrede iki tane homolog kromozom vardı. Bunların birbirine Temas etmesi durumuydu. Yani bir tetrat neydi? İki kromozom şeklindeydi. Bunların birbirine bağlantı noktalarına kiazma diyorduk. Bunların birbirlerine deyim noktasına da ne diyorduk? Sinapsis diyorduk arkadaşlar. Crossing over da parça değişimi demekti. Bu şekilde de mayoz ve mitozu farklarını birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Evet sevgili gençler, mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırılması ile alakalı konu anlatımım burada sona erdi. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz konulardan zihin haritası yapmamı istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Öncesinde yaptığım hazırlığı da düşünürseniz bir beğeni çok görmezsiniz umarım. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.